Yorgun ve mutlu hissediyorum. Evet, aslında şimdi belki de birçoğunuzun böyle hayali olan, görmeyi istediği Tower Bridge'in altından size konuşuyorum. Bir şeylerden de bahsetmek istiyorum size. Daha öncesinde normalde İngilizce öğrenme videosu çekmiştim. Linkini de şuraya bırakıyor olacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Ama burada günler nasıl geçiyor? Biraz bundan da bahsetmek istiyorum. Tabii ki çok keyifli geçiyor. İnsanlar hep şeyi merak ediyor. İşte arkadaş edinmek zor mu? İnsanlar nasıl konuşuyor? Onları anlayabiliyor musun? Oraya gitmekten başka çare yok mu diye insanlar düşünüyor. Hayır, tabii ki var. Yani ben o videoda daha çok yurt dışına çıkmadan neleri kullanabilirsiniz bahsettim. Mesela ben buraya geldiğim zamandan beri buradaki aksana alışmak, buradaki insanları daha iyi anlamak, buradaki insanlarla daha kolay konuşabilmek için çeşitli uygulamalar da kullanmaya başladım. Ve hani şunu fark ettim. Burada genelde evet Türklerde çok fazla gerinme, çekinme, insanlar ne diyecek, acaba bana nasıl bakacaklar, yanlışlarımı nasıl düzeltecekler diye düşünme problemi yaşıyorlar. Bu problemi bence çözebilmek çok çok zor. Ancak şu zaman çözüyorsunuz. Bir İtalyan insanla tanışıyorsunuz. Siz onların yanındayken onlar işte ne bileyim Portekizce, İtalyanca konuştuğunda şunu anlıyorsunuz. Yani onların İngilizce konuşmak, pratik yapmak gibi bir derdinden ziyade gerçekten İngilizce öğrenme ihtiyacı var. Ama bizimse her zaman o korkumuzu yenme, bizi destekleyecek birini bulma ihtiyacımız var. Ben buraya ilk gelmeden önce ilk Cambly'de görüşme yaptığımda hiç konuşamadım. O kadar konuşamadım ki yani Cambly'yi açtığımda ellerim falan titriyordu ve şunu fark ettim. Bununla yüzleşiyor olmak gerekiyor ve sonra bunu çözmek gerekiyor. O yüzden sonra düzenli görüşmeler yapmaya başladım. Hatta size bahsetmiştim diğer videoda Sofia. Sofia G ile tanıştım. Zaten normalde Cambly'yi az çok biliyorsunuz artık. Ana sayfasına giriyorsunuz. Eğitmenler var. Eğitmenlerden seçtiğinizde eğitmenin herhangi bir gününü seçip online rezervasyon alabiliyorsunuz. Ve böylelikle size rezervasyon ettiğiniz saatte o derse gidiyorsunuz ya da birkaç saat öncesinde işiniz varsa iptal de edebiliyorsunuz. Eğer bunu Türkiye'de deniyor olsaydım, işte okula gitmeden önce yapsaydım, haftada bir kere deneseydim, haftada iki kere yapsaydım, bence her şey bambaşka olabilirdi. Çünkü şöyle bir korkumuz var. Bu bir yabancı öğretmenlerle de konuşuyorsanız, oranın milletinden öğretmenlerle de konuşuyorsanız, ya ben konuşamam, o da ondan sonra beni konuşturamaz, kalırız diye düşünüyorsunuz ama onlar size işte what is your name, where are you from'dan başlayarak aslında daha fazla konuşabileceğiniz şekilde sizi desteklemeye çalışıyorlar. Eğer siz de denemek isterseniz, bence Sofia ile deneyin. Ama diğer öğretmenler de çok iyiler. Yani birçok öğretmeni deneyimledim aslında bu süreçte ama en iyisini size söylediğime bence emin olabilirsiniz. Elif kodunu kullanarak 10 dakikalık bir aslında ücretsiz deneme hakkınız var. Sofia ile ilk tanıştığımda asla konuşamadım. Ve Sofia, şuraya ufacık normalde bundan sonra bırakacağım. Çünkü görüşme esnasında sağ tarafta bir kutucuk var. O kutucuktan öğretmen sen konuşurken senin yanlışlarını düzeltmeye başlıyor. Let's go to near people and people... Feed them. People eat to animals. Okay. Yes. People here feed them. Yes. So when feeding is like when you give someone food, like you feed a baby, you feed your dog. Yeah. That means you're giving them food. Ve o yanlışları düzelttikçe aslında o anda öğrendiğin için söylediğin her şey daha fazla kalıcı oluyor. Hatta hiç unutmuyorum. En son yaptığımız görüşmede Sofia şey demişti. Çok iyi cümle kurdun demişti. There are many squirrels in the park. Yes. Good sentence. You almost said is and you did there are many squirrels. Good job. Yes, thank you. I learned it.
Aynen öyle. Çünkü o kadar kötü kuruyordum ki normalde. Artık aslında bir öğretmeni seçtiğiniz zaman o öğretmenle ilerlemek de çok güzel. Sanki sizin bir öğretmeniniz varmış ve sizle sürekli ilgileniyormuş gibi oluyor. Yani bir özel ders almak gibi düşünebilirsiniz bunu. O yüzden ben çok keyif alarak yapmaya başladım Cambly'yi. Dışarıda yapıyorum. Bir kere hatta otobüsteyken yani almışım ve Türkiye saatiyle yurt dışı saatini karıştırmışım. Sonra aldığım saatin otobüste aldığımı fark ettim ve otobüste bile yaptım. Yani ders aranızda yapabilirsiniz, otobüste yapabilirsiniz. Zaten uygulamayı indirdiğinizde her yerde yapabilirsiniz. O yüzden bayağı rahat bir sistemle aslında Cambly ile konuşma pratiğinizi yapabilirsiniz. İşte ne bileyim o ön yargılarınızı kırabilirsiniz. Hiç abartmıyorum. Bundan %100 kendi deneyimlerim geldiğim zamandan beri sürekli Cambly'yi kullanıyorum. Aktif olarak çok katkısının olduğunu da fark ettim. Sonrasında deneyebilir, eğer beğenirseniz aslında kendi aboneliğinizi oluşturabilirsiniz. Bazı şeyler için çok fazla erteliyoruz. Yani çok fazla korkuyoruz, yapamam diye düşünüyoruz ama aslında erteleyecek ya da korkacak çok da bir şey yok. Her şey karşınızdaki insanda bitiyor. Doğru insanı bulduğunuz zaman her şeyi yapabileceğinize inanıyorsunuz ve adım adım ilerlemeye başlıyorsunuz. O yüzden İngilizce problemini bence hep beraber çözebileceğiz. Ben buna canı gönülde inanıyorum. Zaten kullanabileceğiz diğer kaynaklardan da süreç içinde bahsediyor olacağım Londra'dayken. Umarım sizin için güzel bir süreç olur. Ben şimdi artık burada birazcık oturup buranın da keyfini çıkarıp sonra kalkıp gezmeye devam edeceğim. Bir iki tane, bir dişi falan gittim işte. Anne ya Allah'ım. Kamera. Ufam, sizi biriyle tanıştıracağım. Dönme ya! Evet, biz Pınar'la Londra'da tanıştık. Nasıl oldu? Aslında çok alakasız oldu. Diyor ki Pınar bana, yemin ediyorum ben katil değilim, seni öldürmeyeceğim, seni soymayacağım, bana güvenebilirsin diyor. O şekilde buluştuk işte. Ben buldum Elif'i. Aynen, sen buldun Elif'i. Doğru. Ondan sonra buluştuk. Tatlı biri, çok sevdim. Sizin de seveceğinizi düşünüyorum. Bugün beraber gezeceğiz. Pınar'la beraber. Evet. Öyle şimdi beni sushi yedirmeye götürüyor ya. Bu konudan hiç emin değilim, biliyorsun değil mi? Beğeneceksin, ben çok eminim. Gerçekten mi? Anlık göstereceğim yani. Kamerayı sana vereceğim ve anlık göstereceğim. Bakalım beğenecek miyim gerçekten. Okay, tamam. Bu kadar sevemezsin. Burası ne? İtsun. Evet. Ben burayı çok görüyorum ya. Çok TKV muhabbetinden görüyorum. Bunlar taze oluyor mu peki TKV olunca da? Günlük. İyi, hiç güzel görünmüyor biliyorsun çok değil mi? Çok güzel görünüyor. Çok güzel bak, inanma. Tamam, ben bilmiyorum, sen seç, ben... Tamam. Beraber o modu bir tadalım, sonra devamını alalım falan. Ben bunu, uzun zamandan beri öğrenmek istiyordum. Ama asla öğrenemiyorum. Çünkü hiç yeme fırsatım olmadı yani, deneme fırsatım da olmadı. Elinden çıkarsan onları. He. Çünkü yanda yapmış öyle kalemde. Bayıldım. Çok beğendim, evet. Daha önce gelmedin değil mi? Gelmedim. Burada çok mutluyum geldiğime. Bir makarna aldık. Köylü makarnayı böldük. Köylü pizza aldık. Çocuk pizzası aldık orada. Ama bayağı güzel, ben beğendim. Zamanla alışıyorsun video çekmeye de. Yeni bir fotoğraf çektim. Pınar çekti.
Onu attım daha doğrusu, çektim demeyecektim, attım. Çok güzel oldu, çok hoşuma gitti. Şimdi geziniyoruz. BBC'nin bir konserimiz bir şey vardı. Neydi o ya? Bir konser. Ünlü olmayan biri. Aynen, çok da ünlü olmayan insanların böyle bir şeyler söyledikleri, aynen. Bir stand açmışlar, BBC açmış bir de. Gittik orada biraz oturduk, dinledik. İnsanlar şey yapıyor, ne? Chill out mı diyorlar ona? Evet. Chill yapıyorlar, chill. Chill. Chilling. Chilling. İşte öğreniyorsun. Kız kaç seneden beri burada yaşıyor. Öğrenmiş artık, biliyor her şeyi. O kadar da değil. Kaç sene oldu? Çekerken video çektiğim güne elime şey yazmak istiyorum. Lütfen videoyu kapatmayı unutma falan yazmak istiyorum. Çünkü ya bir talihsizlik oluyor ya ben o videoyu kapatmayı unutuyorum. Bir şekilde unutuyorum ama bugün biraz talihsizlik oldu. Pınar'dan ayrıldıktan sonra videomun kameranın şarjı bitti. Tam daha doğrusu ayrılmadan önce. Sonra şarjı bitti, eve geldim, şarja taktım. İnanılmaz acıda yorgundum ve direkt uyuyakalmışım. Uyuyakalınca da kapanışı yapamadım. Artık ertesi günü sabahına kalmış. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben bol bol yine Londra'dan, işte bu İngilizceyi öğrenmeye çalışma serüvenimden size bahsedeceğim, anlatacağım. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve aynı zamanda Elif diye birini günlük olarak Instagram'dan beni takip etmeyi lütfen unutmayın diyorum. Kendinize çok ama çok dikkat edin. Hoşçakalın.